Merhaba canlar, ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Yine güzel, muhteşem bir Pisagor sorusuyla beraberiz arkadaşlar. Bu kalıba gerçekten çok dikkat edin, tamam mı? TEOG sınavının vazgeçilmez soru kalıplarından bir tanesidir. Şimdi arkadaşlar, sorumuz şu. Burası bir kare, burası bir kare, burası da bir kare. Tamam mı? Şimdi iki tane kare böyle üst üste konulu, bir tanesi de bunlara çaprazlamasına uzatılıyor. Uzatılan şu karenin alanını soruyor bizden, tamam mı? Yani açıklama olarak şöyle bir mesela düşünün: A, B, C, D, E, F, K, L, M olsun. Şöyle söyleyebiliriz sizden: A, B, C, D karesinin alanı 80 santimetre kare, D, E, F, K'nın alanı 20 santimetre kare ise F, L, M, C'nin alanı ne kadardır? Hepsinin kare olduğunu vurgular. Şimdi arkadaşlar, biz şöyle şeyler biliyorduk, bakın hatırlayın hemen. Şöyle bir karemiz olsa, bu karenin alanının 80 santimetre kare olduğunu söylüyorsa, biz bir kenarını bulmak için ne yapıyorduk? Kökün içerisine 80'i yerleştiriyorduk, değil mi? Niye? Buraya mesela AA desem, karenin alanı neydi? A kare. Neye eşit? 80'e. Kökün içerisine alırsam, kökün içerisine alsam bir tane kenarını buldum mu? Bir tane kenarı ne oluyordu? 80 oluyordu. Kökün dışına çıkarırsam bunu ne olacak? 4 kök 5. Şimdi bu karenin bir tane kenarı arkadaşlar 4 kök 5 oldu. Burada 4 kök 5. Şuranın tamamı da 4 kök 5. Bize ne lazım arkadaşlar? Şu 20 kök 32. Şuranın, eğer ben bir kenarını hesaplayabilirsem, şuranın ikini de hesaplarım. Zaten burayı biliyorsam burayı da hesaplayabilirim. Niye? Çünkü şurasında 90 derece olduğunu biliyorum. Eğer alanı 20 santimetre kareyse arkadaşlar, bunun bir tane kenarı ne oluyor? Kök 20. Hesaplayacak olursam, işlem yapacak olursam ne olacak arkadaşlar? 2 kök 5 oluyor. He, tamam, bunun bir kenarı 2 kök 5. Tamamı 4 kök 5 ise, burası da bir kenarı ise karenin, burada yine 2 kök 5 olacak. Peki şura ne olacak hocam? Burada zaten karenin bir kenarı, burada 2 kök 5. Peki hocam, şu karenin bir kenarını şimdi hesaplayabilir miyim? Tabii ki. Burasını hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ne olacak? 2 kök 5'in karesi artı yine 2 kök 5'in karesi eşittir. Buraya mesela y diyeyim. Y kare. 2 kök 5'in karesi 20. 2 kök 5'in karesi 20. O da neye eşit? Y kareye. Y karemiz ne arkadaşlar? 40. Bakın, sonucu bulduk aslında. Y kareyi 40 olarak buldum ya, ben üçgenin alan bağıntısına göre arkadaşlar, üçgen diyorum ya, karenin alan bağıntısına göre nedir? Buraya da y dersem, bu karenin alanı nedir? Y karedir, değil mi? Kenarların birbirleriyle çarpımı. Y kareyi bize ne vermiş zaten? 40 olarak vermiş. O zaman bu karenin alanını biz 40 olarak bulabiliriz dersiniz arkadaşlar. Tamam. Bu kareleri birbirlerine oturtturmalı, geçmeli sorulara dikkat edin. Tamam mı? Bununla ilgili muhakkak sorular çözün. Eğer bu videodaki soru kalıbını anlamadıysanız, soru kalıbını bir defa defterinize çizin, not alın. Tekrardan kendiniz çözmeye çalışın. Bak, Merve Güler isimli bir arkadaşınız mesela, hocam ben sizin sorularınızı arşivliyorum, yazıyorum diye söylemişti. Bence gayet güzel, mantıklı bir şey yapıyorsun. Tüm soru kalıplarını bu şekilde yapıp da tekrardan defterinizi açıp bunları kontrol ederseniz, TEOG sınavına girmeden bütün her şeyi tekrar etmiş olacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Bir sonraki videomda görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.